Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafı vıncır vıncır kaynıyor. Dünyadan Türkiye haberleri inanılmaz derecede yükselişe geçti. Zaten yüksekti daha da yükseliyor. Pakistan'da ekonomik sıkıntılar her geçen gün daha da yükseliyor. Pakistan halkı çok çok ama zorlarda. Şimdi Pakistan halkı bir taraftan zorda diğer tarafta bolca parası bulunan Pakistanlılar işte dalışlar yapıyorlar. Dalıyorlar Titaniye mitaniye geri çıkamıyorlar. O da işin ayrı bir penceresi. Maalesef dünya düzeni böyle. Bu her taraf aynı. Türkiye'de de aynı. Kıbrıs'a da aynı. Kıbrıs da da, Azerbaycan'da da aynı. Zengin zenginliğiyle gidiyor. İşte maalesef fakirler fakirlik devam ediyor. Şimdi Pakistan'da bu işler ekonomik anlamdaki sıkıntılar daha da yükseldi ve Pakistan limanları maalesef Birleşik Arap Emirlikleri almak üzere. Pakistan'ın en önemli limanlarından Karachi limanı Baye 5 yıllığına verilmeye hazırlanıyor. Pakistan hükümeti Şahbaz Şerif bu adımı atıyor çünkü gelirlerin gelmesi lazım. Çünkü bu adımlar olmazsa Pakistan'da çok daha büyük farklı bir sıkıntı İçte bir karışıklık çıkabilir. Pakistan'ın paraya ihtiyacı var. Maalesef durum böyle. Malzum coğrafyalar yine malzum yine malzum. Bizde para çok mu? Bizde de para çok değil. Ama ve lakin, elimizden geldiği kadar dünyanın dört bir tarafına yardım etmeye devam ediyoruz. Yardım elini uzatıyoruz. Türkiye bu anlamda dünyada birinci ülke. Türkiye'den başka mazluma ve mazluma bir karşılık beklemeksizin el uzatan başka bir ülke yok. Ah şöyle çok sağlam bir Türk birliği, ardından Türkistan birliği kurulursa ondan sonra bu tür sıkıntıya düşen ülkeler birbiriyle daha da iletişimi kuvvetlendirerek yardım elini uzatabiliriz. Aynı Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi, aynı diğer yamyamların yaptığı gibi bizler de birbirimize çok güçlü şekilde destek çıkarız ama onun için biraz daha vakit lazım. O vakit gelecek inşallah. Türkiye, Türk teknolojileri ilerlemeye devam ediyor. Türk teknolojilerinde yeni yeni ürünler aileye katılmaya hoş geldin demeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yeni İHA'lar, SİHA'lar, kamikaze İHA'ları inanılmaz derecede güçlendik ve özel sektörden de bu hamlelerle beraber devletle beraber işbirliği yapılan yeni ürünler ahanda ortaya gelmeye devam ediyor. Deli. Deli, deli deli. Deliler hazır. Türkiye'nin yeni kamikaze siyası deli göreve hazır. Elhamdülillah. Titra ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortak olarak geliştirilen bu deli kamikaze siyası başarılı testlerine devam ediyor. Bu görüntüler ahanda test yerinden geliyor. Hedefi tam 12'den, istenilen yerden hiç böyle incitmeden, cıncitmeden, döbeğinden, vuru verdi. Titra teknoloji deliği geliştiriyor. Tabi bunun harp başlığı bu mühimmat kısmını ise TÜBİTAK SAKE geliştiriyor. Ve Titra'nın bu delisi için geliştirilen çok özel harp başlığı 3.1 kilo olarak düşünülüyordu ama 3.8 olaraktan geliştirildi. Hani çok daha büyük hasarlar verdirebiliyor. Şimdi bunun anti zırhları yok edecek tankları, zırhlar araç gereçleri imha edecek şekilde daha da güçlü versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu delinin kısaca özellikleri şu sevgili dostlar yaklaşık olarak 85 kilometre menzile sahip gidiyor. Bıraktım mı gidiyor. 75 dakika havada kalabiliyor. 1 saatten fazla havada görev yapabiliyor. Ve 3500 metre yukarıdan nerede ne var ne yok. Ula Zirtaki, Ula Daşnak, Ula Moskov, Ula Johnny diye arayı veriyor. Ve hiçbir şekilde elektronik harpten etkilenmiyor. Kendisini korumaya alıyor. Otonom, yapay zekalı ve operatör tarafından kontrol edilebiliyor. Operatör yönetiyor. Ondan sonra ya operatörün bir çay cigara molası var. Oraya gidiyor. <laughs> Otomatiğe kuruyor. O kendi görevini yapıyor. Operatör daha gelmeden. Operatör belki tuvalete gitmiştir. Canım işi uzundur. <laughs> o ya efendim bu kaçıyor. Ben yapıyorum görevi. Sen orada bekle deyip. Daşnak gitmeden tıpasını veriyor. Daşnak ne oluyor? Bum! Cehenneme zümera oluyor. Eğer ki eğer bu Dengeözür koridoru açılmazsa yeni yeni sürprizler daşnakları bekliyor. Eğer ki eğer Libya'da Hafter Pursu kaşınmayı arttırırsa bu yeni İHA'lar siyalar test için oralara gidecek. E diğer taraftan Suriye. Orada YRG'ler var. E canım onlara da bir testing yapacak herhalde. Fatih'in delileri yine geldi mi? Geldi he. Vallaha geldi. Billaha geldi. Gelmeye devam ediyoruz. Sihaları deli. Kendi deli. Bakalım bu delileri kim durduracak? Haydi bakalım. Zıhen çıksın karşımıza. Çakmaya, gömçürtmeye, hoplatmaya devam. Geçiyorum burnumuzun dibi Yunanistan Zirtakiler diyarı Yunanistan'da bugün sevgili dostlar seçimin ikinci tur ayağı yapılıyor Yunanistan'da biliyorsunuz ilk tur seçimleri yapılmıştı 21 Mayıs gibi ve bir başkan çıkmadıydı Miçotakis Çipras böyle arada ezici muhalefet devam ediyor şimdi ikinci tur seçimlerinde sağ kanat Miçotakis iktidarındaki sağ kanat mutlak bir zafer bekliyor eğer ki Miçotakis bugün yapılan ikinci tur oylamalarda Yunanistan'da tek başına iktidarı sağlayamazsa Yunanistan Temmuz ayında 3. tur seçimler bekliyor ki zıhıntı büyük sıkıntı. Niye? Çünkü bugünkü seçimlere Yunanistan'daki 25 Mayıs 2. tur seçimlerine katılım henüz %30 civarlarında. Belki ilerleyen saatlerde ikinden sonra %40-50'leri bulabilir. Ama 3. tur bir seçime kalırsa valla bu Yunan halkı siyestayı çok sever. Böyle uzosunu çeker. Kafayı vurur yatar. Ulan oymuş seçilmiş. Bana ne der? Katılmazlar. Seçim oranı %30'larda kalabilir ki bu da Michotakis için büyük sıkıntı. Hani bu tembellik göstergeleri en çok sağ kesimde oluyor. Sol kesim Biliyorsunuz Çipras tarafı sol kesin daha dirayetli. Her olayda oy vermeye gidiyor. Yağmurda, karda, kışta, sıcakta, kıyamette fark etmez oy vermeye giderler. Ama sağ taraf böyle tembel geliyor. Miço arkada görüyorsunuz oy veriyor. Çok mutlu, çok sevinçli Türklerle ben baş ederim. Bana oy verin, beni seçin. Beni seçmezseniz Yunanistan'ı zor günler bekliyor. Türkiye karşı bu sloganla adımlarını atıyor. Bu sloganla seçimlere giriyor. Miçotakis. Miçotakis Yunan halkını Türklerle korkutuyor. Türkler sizi hem yapacak diyor. <laughs> hem yapmayacak canım. Sadece bizim olanı alacak o kadar. Geçiyorum Doğu Türkistan Uygur Türkü kardeşlerimiz Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'den Doğu Türkistan'a büyük destek açıklaması geldi. Onlarla beraberiz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi unutmadık, bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Doğu Türkistan bizim kadim topraklarımızdır. Doğu Türkistan Müslüman Türk'ün öz mü öz diyarıdır. Çıkışı Devlet Bahçeli'den. Bu çok önemli bir çıkış. Doğu Türkistan Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır dedi Sayın Bahçeli. Ayrıca MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Uygur Türkü kardeşimizle ilgili Rabia Kader'i Türkiye'ye davet etti. Sizi misafir etmekten büyük onur ve gurur duyarız dedi Devlet Bahçeli. Bakın Türkiye'ye girişi yasaklı bir Uygur Türkü kardeşimiz. Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı boşa bir çıkış değil. Türk Devlet Haklılarının bu yeni dönemde Uygur Türkü kardeşlerimize Doğu Türkistan'a ayrı ve yeni bir pencere açtığının bir göstergesi ve işareti. Çan Çinçon cephesi açılıyor. Bekle bizi Türkistan, bekle bizi Doğu Türkistan, bekle bizi. Dünyanın dört bir tarafı atalarımızın at koşturduğu diyarlar. Madden ve manen sizlerle beraberiz. Madden ve manen sizlere desteğimiz, yardımımız her anlamda devam edecektir. Evet Allah. Bekle bizi musul, bekle bizi Kerkük, bekle bizi Kırım, bekle bizi. Türkistan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan, bekle bizi Kudüs, bekle bizi masumlar ve mazlumlar, geleceğiz. Elbet ama elbet geleceğiz. Madden ve manen her daim sizlerle beraberiz. İtalya, Fransa, Avrupa, Amerika, İngiltere dünyanın dört bir tarafı İHA'lar, SİHA'lar üzerinde çalışıyor. Amerika'nın var, İsrail'in var, Çin'in, Çan Çinço'nun da var olmaz olur mu? Moskov yapıyor, İran yapıyor, artık ne kadar yapıyorsa. Amma velakin hiçbirisi bizim ürettiğimiz kadar efektif, yerinde görevi tam yapan ve bir savaş sahasında, savaş alanında tam olarak görev icra edip başarı elde eden SİHA yapamadı. Biz yaptık elhamdülillah. Türk mühendisleri, Türkiye'miz. Daha daha neler yapıyoruz neler? Avrupa bu konuda bayağı şikayetçi. Tamam Avrupa jetler yapıyor, uçaklar yapıyor, tanklar yapıyor, toplar yapıyor. Ama ve lakin İHA'lar SİHA'lar noktasında bizler Allah'a çok şükür bir veli nimet. İHA'ların SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar ve ekibi ve tabi TUSAŞ'ımız ve tabi özel firmalarımız bir ve beraber hepsi bakın bir ayrım yapılmaksızın bu uğurda Türkiye'mizin daha ileriye gitmesi için bu teknolojide dünyada bir numara olmak için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Birileri de bizi kopyalamaya devam ediyor. Hı? Kopya? Evet, kopya. Hani Yunan bizi kopyalıyor, onu geçtim. Birleşik Arap Emirlikleri Araplar bizi kopyalıyor, onu da geçtim. Çin bizi kopyalıyor, onu da geçtim. Şimdi bizi kopyalayan Avrupa'dan bir yerler. Hı? Hmm. neresi mi? neresi İtalya. Kıvrak İtalyanlar da Türk İHA SİHA teknolojisini o kadar bir beğeniyor ki kopyasını yapmak için harıl harıl çalışıyorlar. Haralar. Ahanda arkada İtalya'nın ilk İHA'sı, SİHA'sı. İtalyan Leonardo resmen bildiğin Anka'nın bir kopyası. Ula Anka'yı mı çaldınız kıvrak İtalyanlar? Ula hırsızlar. Üzerinde güdümlü hassas füzesi de var. Şöyle yakınlaşalım bakalım füzeye. Ulan ulan ulan. Hem bizim Roketsan'ın yaptıklarını hem bizim Tusaş'ın yaptıklarını adamlar kopyalamışlar canım. Sol tarafta İtalyan çakma ankası sağ tarafta Türk orijinal ankası. Hı? Bakın bakalım. Neredeyse birebir aynı. Ama bu işte en en büyük özellik sevgili dostlar. Tamam bunu üretmek, bunun parçalarını yerleştirmek, yapmak, füzelerini falan filan onları koymak ayrı mesele. Ama bir de bunun otonom yapay zekasını güçlendiren o kodları tam olarak satırları hazırlamak, yazmak, doğru kodlarla doğru İHA'yı giydirmek lazım. Ulan İHA'yı, SİHA'yı yaptın. Ama üzerine giydirecek adam akıllı bir kıyafetin yok. Adam akıllı kıyafet yaptın. İHA SİHA'yı yaptın. E bunun içinde akıl yok. Yani kodları yok. Allah'a çok şükür bizim mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz, kodcularımız milyon milyon satırlarla öyle bir kod yaptık ki bir de bu harplerde, savaş alanlarında geri dönüşlerle beraber bunları güncelledik, en iyi versiyona getirdik. Libya'da aldığımız deneyimler, Suriye'de aldığımız deneyimler, Azerbaycan Karabağ'da aldığımız deneyimler ve en son Ukrayna cephesinde aldığımız deneyimler geri dönüşlerle beraber ankalarımızı, TB2'lerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı adeta görülmez, vurulmaz, hissedilmez yaptık. Ama biz görüyoruz, vuruyoruz, hissediyoruz canım. Yakın bir zamanda Türk siyahlarına karşı dünyanın diğer ülkelerinin siyahları bir kapışma yaparız. Hadi bakalım. Meloni abla, Meloni abla. İtalyan Başbakanı Meloni, Türkiye Sayın Erdoğan'la çok yakın ilişkisi var. Sayın Erdoğan'la çok yakın temaslarda bulunuyor. Bu noktada da Türk İHA'ları siyahları İtalya'ya gider mi? Gider, gider. Şimdi de burnumuzun dibinde dünyanın en güçlü ülkelerinden Rusya Rusya'da Türkiye Türkiye diye bas bas bağırmaya başladı. Yardım et Türkler, yardım et Türkiye. Ne oluyor? Sizlere dün anlatmıştım. Rusya'da darbe süreci yaşanıyordu. Rusya'daki bu paralı askerler Wagner grubunun başkanı yaptığı açıklamada Kremlin bizi kapatmak istiyor. Bize saldırılar düzenliyorlar. Bunun için yürüyoruz. Moskova'yı düşüreceğiz. İleri diye isyan bayrağı açmıştı. İsyan bayrağı açtıydı ve bir telefon bu isyanı durdurmaya yetti. Ne mi? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesi ve Putin'e net desteğin açıklanmasının ardından 3-4 saat sonra bu Wagner paralı asker grubunun Rus paralı askerlerinin Moskova yürüyüşü bitti, durduruldu ve Wagner Başkanı Prigojin Erdoğan'ın Putin'e destek açıklamasından 3-4 saat sonra yürüyüşü iptal etti, geri geri geriye gitmeye başladı. Wagner ile Kremlin anlaştığı isyan bitti, i, i, i ama ne ki? çok çok önemli kritik hamleler. Bu süreçte yaşanan olaylar. Bakalım neler oldu neler bitti. Dün sizler anlattıydım. Bugün devam ediyoruz. Erdoğan Putin görüşmesinin ardından bu Wagner isyanı bitti ve Prigojen askerlerini paralı askerlerini geri çekmeye başladı. Gerisinden gerisinden gidiyorlar. Ama ileriki bir seviyede tekrardan ne olacağı belli değil. Tekrardan farklı bir yönde isyan başlatıp geri Moskova'ya doğru yönelebilirler ama Türkiye'nin bu olaya müdahale etmesi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e açık ve net desteğini belirtmesinin ardından bu isyan sürecinin bitmesi ki o da çok önemli. Rus basınında iddialar şu şekilde hoppa havalar çıktıydı. Yoksa yoksa Putin Erdoğan'dan Türk siyahlarını yardıma mı çağırdı iddiaları vardı. Ü? Ne? E? Ne diyorsun Bilal Feyza? Vallahi ben demiyorum. Rus basını diyor. Rus kamuoyu diyor. Türk silahları biliyorsunuz. Hali hazırda. Libya'da. Suriye'de. Birçok paralı Wagner'ı. Bum bum bum. Mantar gibi havaya uçuruyordu. Bayağı etkiliydi. Hala o etki devam ediyor. Çünkü bu etkiyi Ukrayna'da da tattılar. Datturu verdik. Rusya'nın içinde çıkacak bir iç savaş esasen bizim hiç işimize gelmez. Türkiye'nin alim menfaatleri noktasında bizim işimize çıkarımıza gelmez. Çünkü bölgede zayıflayan bir Rusya karşıda hemen Amerika. O bir taraftan İngilizler yam Avrupa. Onlar daha da aktif hale gelecekler. Hala hazırda Rusya ile kavgal olduğumuz yerler Suriye'de, Libya'da birçok cephede bu defa boşluğu çok daha tehlikeliler dolduracak. Hani bir şekilde gene Ruslarla anlaşıyoruz. Bunun için şimdi Putin durmalıydı durmalı ki biz de yapacağımızı yapmaya yavaş yavaş devam edelim. Putin gidip de onun yerine Rusya'nın başına Amerikancı bir başkan gelirse bu defa işlerimiz Türkiye'nin menfaatleri çok daha tehlikeli noktada zarar görebilirdi. Rusya'ya Putin'e Tek destek, en büyük destek Sayın Erdoğan'dan geldi, Türkiye'den geldi. İran bile bakın Rusya ile o kadar zıkı vıkı ilişkileri var ama bu Pers kafalılar bile Moskov ayısına valla o sizin iç işiniz biz karışma yok dedi. İran sen şimdi naneyi yemedin mi? Denge politikası adında bizler adımlarımızı atıyoruz. Lukashenko, Putin'in sağ kolu Belarus Başkanı dün uçağı Türkiye'ye geldiydi. Hani ailesi geldi deniyordu ama esasen o uçağın içinde Lukashenko da vardı ya da kritik isimler vardı. Türkiye'de görüşmeler yapıldı ve uçak geri Moskova'ya doğru yol aldıydı. Bu ziyaret ve ardından Sayın Erdoğan ve Putin'in telefonla görüşmesinin ardından Wagner grubu yürüyüşü durdurduğunu, isyan bayrağını geri indirdiğini ve Totoş'una baka baka geri çekildiğini Açıkladı. Belarus'a sürgüne gidiyor Wagner Başkanı Prigojen. Rusya'daki darbeyi de biz durdurduk, Türkiye durdurdu diyebilir miyiz? Deriz. Elhamdülillah. Ahan da diyoruz. Telefonlar ortada. Putin kimi aradı? Görüyorsunuz. Erdoğan aradı. Wagner'ların Rosov'u işgalinde, Rus şehirlerinden Rusov'u işgalinde medya bir fotoğraf düştü. Arkada paylaşıyorum. Bir tane Wagner tankı sirkin girişinden geçiş yaparken duvarların arasına sıkışı veriyor. Rosov <laughs> şehrindeki sirk olan yerden geçişte duvara sıkışan Wagner tankı. Sirk nasıl gidiyor bu sirk acaba? Bir dahaki gösteri ne zaman der miyiz? deriz. Çünkü bu birinci ayaklanmayı isyanı yapan Wagner paralı Rus askerleri ikinci isyanı yapmayacağına malum. Bu defa Türk siyaları Putin'i kurtarmak için, Rusları kurtarmak için Rusya'nın semalarında Wagner avına çıkar mı? Vallahi çıkar, çıkar. Bilal Feyza demişti, dersiniz. Hani şu da bir gerçek ki Putin iktidarı sallantıda, çalkantıda. Çünkü en güvendiği isimler isyan bayrağını açıyor. İsyan bayrağını kaldırmaya başladı. Bu bir hızlı bir sürecin başlangıcı olabilir. Rusya'da bir değişim ve dönüşümün başlangıcı olabilir. Rusya'da yeni bir başkanlık süreci başlayabilir ya da iç savaş şimdilik ertelendi ama farklı bir noktadan tek başka bir durumda patlak verebilir Türkiye. Türkiye'nin desteği Rusya Putin'le. Ama Putin sonrası da iktidarı Türk devlet aklı planlıyordur. Putin sonrası gelecek olan lidere de bizler yatırımlarımızı yapıyoruzdur canım. Hani Katyuşka mı gelir, Matruşka mı gelir, Dırışka mı gelir, kim gelirse gelsin Türk devlet aklı. Ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Allah. Dünyayı takibe, Rusya'yı takibe neler olur neler bitiyor. Bilal Feyza sizin için dünyadan Türkiye haberleri devam. Ve geçiyorum Misak milli topraklarımızdan bizim burnumuzun dibindeki bölgelerde Suriye cephesi. Burada Ruslar yine azıttı yine ortaya çıktı. Valla ne oluyor ya daha dün bunlarda darbe oluyordu Türkiye yardım etti darbe durduruldu falan. Putin ne yapıyorsun? Hı! Ne yapacak? Ayu ayılığını yapıyor. Şimdi burada Kremlin'in Putin'in bir dahili var mı yok mu? Rusların Suriye cephesindeki orada bulunan ordu komutanlığı Putin'e tamam Rus ordusu ama Wagner'cılar çok fazla ve Wagner tarafları çok fazla Suriye'de. E bizler de onlara habire tıpaları tık 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 Seri şekilde pambıkları çakıyoruz. Rus uçakları şimdi it dip çevresindeki köyleri ve kasabaları saldırıları bugün yoğunlaştırdı. Bu tam da dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e bu darbede destek vermesinden sonra geldi. Erdoğan Putin'i destekliyorum dedi. Wagner'cılar bugün Suriye'de ortaya çıktı. Erdoğan'a rağmen Putin'in hemen bugün anında Suriye'de bu adım atacağı çok da düşünülmüyor. Wagner'cıların Suriye'de bu adım atı düşünüyor. Hatta ki hatta Libya'da da bir karışıklık olabilir. Hatta ki hatta farklı cephelerde de bir adımlar serisi gelebilir. Hazırız. Her şey hazırız. Onlar. Çünkü Rusya kendi içinde tam durulmadı. Her an bir tekrardan karışıklık olabilir. Rusya'ya kafa tutan generaller çıkabilir. Rus ordusu kendi içinde bölünebilir. Bir taraf Wagner'a kayar, bir taraf Putin'i tutar. Her an her şey tekrardan ateş yükselebilir. Vallahi o olur bu olur ama velakin bizler yarın bıraktığımızı elbet am elbet temizleyeceğiz tamamlayacağız bırakmadık pes etmedik. Hele hele şu ekonomik şartlar tam bir rayına otursun tam bir böyle düzene girsin ondan sonra nerede kalmıştık? Nerede? Telifat, Münbiç, Anneler Ab, Haseke, Libya, Karabağ, Zengezur. Daha? Daha nereler nereler? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Moskova'yı sevdiğimizden değil, Rusya'yı sevdiğimizden değil, Yonileri sevdiğimizden değil, İngiliz'i sevdiğimizden değil, Avrupa'yı sevdiğimizden değil, Çin'i sevdiğimizden değil. Türk milleti nali çıkarları noktasında Türk devlet haklı bu adımları atıyor. Milli menfaatlerimiz gereği bu ülkelerle ilişkiler kuruyoruz o kadar. Bizim esasen dost ve kardeş ülkelerimiz var. Bizler onlarla bir ve beraber. ileri daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.